Sedef hastalığı giderek yaygınlaşmaktaymış toplumda. Zor ataklarla birlikte geliyor. İsmi güzel Sedef ama kendisi çok tatsız bir hastalık. Korunmak da mümkün. Hastaların daha rahat yaşaması da mümkün. Doktora mikrofonu uzatacağız. Yoğun aşamaya geldim. Artık her şeyi bırakmıştım zaten. Çünkü vücuttaki ateşinizi düşüremiyorsunuz. Hastalık sürekli artıyor. İnsanlarla olan diyaloğunuz artık bozulmaya başlıyor. İnsanlar sizden çekinmeye başlıyorlar ki bir vebalı gibi görüyorlar sizi. İsmi güzel ama kendisi çok pis bir hastalık. Sedef hastalığı toplumda sık görülen, ataklarla birlikte gelen, genellikle uzun süre devam eden bir hastalık. Vücudun %70'ini bile kaplayabiliyor. İnsan psikolojisini yerle bir ediyor. Yaş, meslek, kadın, erkek fark etmiyor. 8 yaşındayken başladı bu. Bacak aramda vardı. Sonra vücudumun bazı yerlerini dağıttı, dirseklerimi. Çok pis acıyordu, batıyordu yattığımda. Genç mesela daha yeni hastalarımızdan bir tanesi. Evet. Nişanlanıyor. Nişanlanmasıyla beraber sedef dökmeye başlıyor. Bir yıl içerisinde bütün vücudu o heyecanla beraber, stresle beraber sedef olmuş olabiliyor. Hakikaten sedefi tetikleyen faktörlerden bir tanesi de zaten stres. Tek bilinen şey ise soğuk ülkelerde daha sık görülüyor. Yani soğuk havalar sedef hastalığını tetikliyor. Sedef hastalığının en büyük düşmanlarından bir tanesi soğuk ve kuru hava. Cildin çatlamasıyla beraber ciltte pek çok yeni sedef lezyonunun kalıcı ve tekrarlayıcı bir biçimde çıkmasına sebep oluyor. Kimi yadırgadı, kimi hor gördü. Kimi yardımcı olmak için uğraştı, seferber oldu. 9 yıl var mı böyle bir dibe vurduğunuz bir dönem? Buraya gelmeden önce çok aşırı çoğaldı. Burada çözümünü sağ olsun hocamın yardımıyla çözdük. Varmış yani. Varmış. Hep yok biliyorduk. Varmış gerçekten. Soğuk havalarda dikkat edilmesi gereken 5 madde var. Banyodan sonra zaten sedef hastaları Kasım, Mayıs ayında her gelen sedef hastasına mutlaka söylüyoruz. Cildi mutlaka nemlendirilmesi. Bu nemlendirmeyi yaparken özellikle sıvı, krem, losyon tarzındaki ürünlerin kullanılması ve 2 ayda özellikle banyodan sonra ıslak cilde uygulanmasını sedef hastaları özellikle bu tip soğuk ve kuru havalarda bunu mutlaka uygulamalar. Nemlendiricinin markası fark etmiyor. Sıvı kremli tüm nemlendiriciler kullanılabiliyor. Önemli olan hastanın 2 ayda bir nemlendiricisini değiştirmesi. İkinci madde ise nemlendirici bu şekilde sürülmesine rağmen hala cilt kuruysa sabah akşam kol ve bacakları vücut yağlarıyla yağlamak gerekiyor. Çok soğuk günlerde ise bu bölgelere sürülen yağ üzerine bir de eczaneden alınan vazeline sürmek gerekiyor. Benim elimin hali. Bu 11 Mart 2015'teki çekilmiş fotoğraflarımız. Bu da 15 Ocak 2015. Bugün 26 Ocak 2016. Ben ellerimi de göstereyim. Ellerim de gözüksün. Aradaki 3 resimdeki fark. Kış aylarında kuru olan havayı bir de kalorifer petekleri iyice kurutuyor. Kazak giyiyorsunuz ve cilt çok hızlı bir şekilde kuruyor. Kuruyan yerlerde de hakikaten sedeflerimiz, en başta da söylediğimiz gibi sedefin en büyük hastalığının en büyük düşmanı kuru cilt. Özellikle sedef hastaları kışın giyinirlerken sık dokumalı, mümkünse pamuklu, gömlek tarzı giysileri, yani nemi vücudun içinde tutacak, nemi ciltten kaçırmayacak giysileri tercih etmelerini buradan önemli tavsiye ediyoruz. Beşinci dikkat edilmesi gereken madde ise yediklerimiz. Bazı yiyecekler, özellikle baharat tarzı yiyecekler sedef hastalığını aktive ediyor. Kaşıntılarını arttırıyor, lezyonlarını arttırıyor. Pek çok insan şu anda hastalıklardan korunmak için işte zencefilli, karanfilli, ne bileyim aşırı baharatlı çaylar içiyorlar. Bu tip çaylardan mutlaka uzak durmalarını istiyoruz. Birisi gelip de bize görürse, bunda iyileşmiş deyip de kendileri gelip tedavi olursa ne mutlu bize.